Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konuğu Thanos'un eldiveni olarak da bildiğimiz sonsuzluk eldiveni. Bu set arkadaşlar Marvel serisine ait olmasına rağmen 18 yaş üzerine önerilen bir set. Tam olarak 590 parça, yani kısa sürede hiç ama hiç sıkılmadan yapabilirsiniz. İlk olarak 1991 yılında Marvel çizgi romanlarında çıkan sonsuzluk eldiveni Marvel sinematik evreni sayesinde acayip bir ün kazandı. Altın rengindeki bu eldiveniyle Thanos 6 sonsuzluk taşının tüm yeteneklerini kullanabiliyor ve basit bir parmak şıklatmasıyla evrenin yarısını yok edebiliyor. Haydi biz de parmaklarımızı ve gözlerimizi çalıştıralım. Kutu küçük, orta boy bir kutu arkadaşlar. Ön yüzde eldivenin çok güzel bir fotoğrafına yer verilmiş. 18 yaş üzerine önerildi. 76-191 kodlu olduğu ve 590 parçadan oluştuğu yazılmış. Kutunun arka yüzünde ise eldivenin parmak şıklatırkenki büyük bir fotoğrafı, Thanos'un elinde olduğu ve boyutları gösteren fotoğraflara yer verilmiş. Kutuyu açıyorum. Kutunun içerisinden 1'den 3'e kadar numaralandırılmış 3 poşet ve yapım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Yapım kılavuzu 100 sayfa ve 148 yapım aşamasından oluşuyor. Kılavuzu açtığımızda ilk sayfalarda setin tasarımcısıyla söyleşi yapılmış ve filmden görüntülere yer verilmiş. Daha sonra yapım aşamalarına geçilmiş. Haydi başlayalım. Yapım aşamaları 2 saat sürdü arkadaşlar. Eldivenin standı ile birlikte yüksekliği 31 santim, genişliği 13 santim, derinliği ise 11 santim. Eldiven yetişkin insan eliyle neredeyse aynı boyutlarda. Şöyle açayım bakın. Şöyle. Benim elimle lütfen kıyaslamayın. Benim parmaklarım biraz uzun arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Açayım biraz daha. Bakın arkadaşlar. Lütfen benim parmaklarımla kıyaslamayın. Benim parmaklarım biraz uzundur. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle ele tutmaya çalışayım.
Thanos'la el tutuşmadık da demeyiz. Bu görmüş olduğunuz bilek çerçevesinin yapımı helmetlerin yapımına çok benziyor arkadaşlar. Hatta tıpatıp aynı da diyebilirim. Ayrıca helmet koleksiyonu gibi bir standı ve bilgi plakası mevcut. Set metalik altın element açısından da gayet görmüş olduğunuz gibi zengin. Ama benim en beğendiğim özellik bu eklemlerin güzel hareket edebilmesi arkadaşlar. Gerçekten bu gerçeğine uygun yapılmış. Bakın. Parmakları istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Ama ben parmak şıklatma hareketiyle şekillendireceğim. Onu da sanırım. Şu şekilde yapacağım. Bu şekilde sergileyeceğim ben. Sonuca gelirsek arkadaşlar, bence gayet hoş bir tasarım olmuş. Rengi gerçekten çok güzel. Belki bu setten sonra Thor'un çekici, hatta çekiçleri, Iron Man'in kalbi ve hatta Kaptan Amerika'nın kalkanı bile Lego seti olarak gelebilir. Ben açıkçası bekliyorum. Yapım aşamaları sıkmayan, az da olsa oynanabilirliği olan ama asıl sergilemesi harika olan bir set olmuş. Puanlamasında ise yapım aşamalarına 8, sıkıcılığa hiç sıkılmadığımdan dolayı 9, oynanabilirliğe 3, fiyata 750 lira ama 600 lira kadar şu anda düşebildiği için 7 puan, tasarımına ise gerçekten şık olduğu için 9 puan verdim. Yani 50 üzerinden 36 puanla gayet güzel bir puan aldı bence. Marvel hayranı arkadaşınıza alabileceğiniz çok güzel bir hediye olabilir bence. Evet arkadaşlar, bu set hakkında söyleyeceklerim de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.